Bismillahirrahmanirrahim. Futuhat-ı Mekke 12. sefir 80. kısım 5. soru. Yakınlık ehlinin menzillerinin nerede olduğunu öğrendik. Askerlerin nereye ulaşacağını, onları elde edenlerin son noktasını da öğrendik. Peki meclis ve söz ehlinin makamları neresidir? Cevap. Sohbet edenlerin meclislerine gelirsek onların meclisleri iniş bakımından en aşağı ve mukaddes makamın ardındadır. Onların Altı mertebesi vardır. Birinci mertebede 8 meclisleri vardır. İkinci ve 6 meclis ise rahat meclisleri diye isimlendirilir. Bunlar bu hal sahibi kullarına Allah'ın merhametidir. İki meclis ise ki birincisi, dördüncü, ikincisi, sekizincisi, sekizinci meclistir. Bu ikisi kul ve rab arasındaki birliktelik meclisleridir. İki, ta iki tane de kul ile rab arasında ayrım meclisleri sayılan meclisler vardır ki bunların mertebelerini açıklayacağım. Geride kalan dördüncü meclisten ve içerdiği mertebelerden ise farklı şekillerde söz edilecektir. Aynı şekilde ikinci mertebede ve dördüncü mertebede belirttiğimiz gibi 8 meclis vardır. 6. mertebede ise iki meclis, üçüncüsünde altı meclis, beşinci mertebede 4 meclis vardır. Böylece sohbet ehlinin ana meclisleri meclis olmaları yönünden değil, Allah karşısında konuşanlar olmaları bakımından zikredildi. Sohbet edenler olmak bakımından değil, meclise katılanlar olmaları bakımından meclis ehline gelirsek onlar müşahede sahipleridir. Onlar meclislerinde dört mertebede bulunur. Sohbet edenler kendileri yönden oturuşları bu berdenin altının ardındadır. Meclis ehli ise hakkın kendileri için hazırladığı mertebeler yönünden bu mertebelerde bulunur. Bir kısmına hak minberler hazırlamışken, bir kısmına sedirler, bir kısmına kürsüler, bir kısmına döşekler hazırlamıştır. Hepsi de iki taraftan bir konuşma ve söz olmaksızın kendileriyle oturanı görür. Önce söz ehlinin meclislerini zikredelim. Bunlar 36, hakim Tirmizi'de ise 48 meclistir. Çünkü Tirmizi insanda doğasının hazzının da dikkate alarak 12 meclis daha ilave eder ki bu doğrudur. Bazılarımız insanın doğasını değil ruhaniliğini dikkate almakla yetinir. Bu durumda sözü edilen meclisler 36'dır. Bu nedenle bizim ile bu meclis ehlinin bilginleri arasında görüş ayrılığı meydana gelmiştir. Bir kısmımız bunu dikkate alırken bir kısmımız almamıştır. Dikkate alınması daha yerindedir. Kul ile Rabbi bir araya getiren meclisler yani birliktelik ise 4 meclistir. Kul bu mecliste hakkın kendisiyle konuştuğu şeyi bilir. Acaba Allah'tan dolayı yarattıklarıyla nasıl konuşmalıdır? Allah'a nasıl övmelidir? Ayrıca ateşte ve etrafında olanlar mübarek olduğu ayetinin anlamını öğrenir. Bu mecliste size rızık olarak verdiği temiz ve helal şeylerden yararlanan ayeti gibi ifadelerle onunla konuşur. Bu rızıkların nerede, neyle temizlendiğini, neyin karşılığını, karşılığında temizlenip onun adına temiz hale geldiğini öğrenir. El-Ahir isminin hak ile ilişkisinin mahiyetini öğrendiği gibi kulun bu isimden olan payını da öğrenir. Göklerde ve yerde ruh ve insanlardan oluşan herhangi bir yüce topluluğa uğradığında ne söyleyeceğini bilir. Allah ile ilişkisi bakımından tevhid tanıklığını öğrendiği gibi meleklerle ilişkisi düşünce yönünden değil, müşahade yönünden, insanlar adına meydana gelen bilginlerle ilişkisi bakımından da tevhid tanıklığını öğrenir. Bu kişi peygamberlerin menzillerini, kendilerine tahsis edilen özelliklerin nerede tahsis edildiğini, birbirlerinden neden ve hangi yönden üstün olduklarını ve hangi yönden olmadıklarını öğrenir. Ayrıca hangi yönden Allah'a mensup olduklarını bilir. Ayrım meclislerinde ise bu meclislerde gerçekleşen şey başka bir yönden ve başka bir zevkten gerçekleşir. Suvar ki bu mecliste karşılıklı oturma, insanın daha önce bilmediği bir takım İlahi isimleri görme derecesine ya da özel varlıkların hakikatleri yönünden ilahi isimleri görme derecesine ya da ilahi isimler ile irtibatlı olmaksızın ki gerçekte onlar ilahi isimler ile irtibatlıdır fakat onlar ile bu kul arasında ince bir perde vardır. Özel varlıkların hakikatlerini görme derecesine ulaşmakla sonlanırsa kişideki hal değişir. Geride kalan dört meclis ise bir takım mertebelere sahiptir. Bunlarda bulunanları ve bu altı mertebede olanları 8 fasılda onların konuşmaları ve sohbetleri nedir sorusunu cevaplarken belirteceğim. Bu meclislerde ikinci ve dördüncü mertebededir. Üçüncü mertebenin meclisleri ise altı tanedir. Beşinci mertebede 4 altıncı mertebede iki meclis vardır. Bütün bunlar sohbet ehlinin meclisleridir. Bazı ariflere göre ise bunlar müşahade meclisleridir. Çünkü onlara göre müşahade meclisleri hayal perdesinin ardından tahayyül kaynaklı müşahede meclisi de olabilir. Daha önce dile getirdiğimiz gibi Tirmizi'nin mezhebine göre söz konusu kimselere ait 12 meclise gelirsek bunlar 48 meclise tamamlayan meclislerdir. Onlara bu meclislerdeki konuşmalarını Allah izin verirse 8. fasılda 36 meclisi anlatırken söz edeceğiz. Çünkü o bölüm onun yeridir. Altıncı soru sayıları kaçtır? Cevap. Onların sayıları Bedir Savaşı'na katılanların sayısı kadardır. Onların içinden sohbet ehli olanlar 40 kişiyken kalanlar sohbet olmaksızın müşahade meclislerinin sahipleridir. Çünkü sohbet konuşan ile değil sözün verdiği anlam karşısında bir bilinç taşıma ile ilgilidir. Konuşan konuşmada dinleyicinin tahayyülüne göre bulunur ve dinleyici sohbet ve müşahadeyi birleştirir. Fakat burada söz konusu olan zevk sahiplerinin arzuladığı müşahede değildir. Dolayısıyla sen olman bakımından bulunduğun sohbet esnasında istifade etmek üzere sohbette bulunman gerekir. Fakat kendi gözünle değil, sende zuhur etmesi yönüyle onun kulağıyla istifade etmen gerekir. Sen mazhar olarak dinlerken bir göz ve dış varlık olman yönünden mazhar olursun. Doğru sözdüğünün yani peygamberin dili bu sayıya 40 gün ihlaslı sabahlayanın kalbinden diline hikmet kaynakları dökülür sözüyle işaret etti. Böyle bir insan Allah ile Allah'tan konuşan haline gelir. Sabah kulun kendisi olarak değil, masar olarak ortaya çıkmasıdır. Bu durumda kendisi masarında gizlidir. Bu haleyi örnek olarak gecenin sabahın varlığında gizlenişini verebiliriz. 40 ise bu kişilerin sayısına işarettir ve sohbet ehli 40 kişidir değişimizin ta kendisidir. Sohbet ehlini dışta bırakırsak meclis ehli 273 kişi kalmıştır. Bu ise Belir Savaşı'na katılan 313 kişinin tamamıdır. Onların oturması istifade etmek üzere müşahede oturmasıdır. Bu ise onların dış varlıklarının hakkın gözünü mazharı olması yönündendir. Onlar hakkı hak vasıtasıyla görür ve bu mazharda onlar gayb halindedir. Onların bu tecellideki istifadeleri ise gözlem sahiplerinin istifadesi gibidir. Gözlemler ise onlara konuşmak olmaksızın bilgiler verir. Fakat burada açık deliller ile manevi bir konuşma vardır. Bu deliller ise harf ve işaretler ile harfler ve işaretler anlamı alemindeki konuşmanın yerini alır. İster müşahede ister sohbet meclisi olsun bu meclislerden gerçekleşen amaç bu mazharda göz ya da duyma gibi nakşedilmiş bilgilerin gerçekleşmesidir. Bunlar Allah ehlinden değer verilen kimselerdir.